Kadınlar neden ilişkinin başında geçmişlerini anlatırlar? Özellikle arzu yüksek kadınlar bunu yapıyorlar. Yani bir şey söyleyeceğim de çok ilişki başında size işte çok detaylı bilgi veren bir kadındaysanız ondan bir şey olmaz. Ona direkt kırmızı bayrak olarak kollayabilirsiniz. Yani böyle çok kısa bilgi veriyor olabilir. Onda sorun yok ama çok böyle detaylı bilgi veriyorsa anlatıyorsa falan orası dertleşmeye gelmiş. Canı sıkılmış. Sizinle de dede çıkmış kadın. <laughs> Olan bu yani. Ben kafama dağıtayım şu adamla buluşayım devam bir şeyler anlatayım. Buna gelmiş. Yara bandısınız orada yani. Hatta bununla ilgili bir çalışma vardı. Yine blokta yazdık. Okunmayan blokta E, ee, Tinder'la ilgili bir yazımız var. Tinder'da yaratırsanız bulursunuz. Orada bir arkadaş işte 500 kadınla DT çıkıyor. Kadınların %80'i neredeyse eski sevgililerinden bahsediyor. Ve çoğunluğu da 30 yaş üstü. Böyle bilgi vermişti. Ee, ne diyormuş? Kadının geçmişinde fazla kişi varsa ilişkiyi sürdüremiyorum. E tabii ki de sürdüremezsin. Çünkü kadının geçmişi erkek için önemlidir yani. Buna bozulursun. Bu yatırım, bunu yatırım yapılmayacak kadın olarak kodlarsın. Yahut uzun süreli bir ilişkisi olmuşsa peki soğuyorum demiş. Kısa süreli ilişki parametresi bile gösteremiyorum. Şimdi bu seninle ilişkili. Artık kadından çıktık. Bu durumda sen bu kadınlara en baştan duygusal yatırım yapıyorsun ve her koşulda uzun süreli ilişki yaşamak istiyormuş gibisin. Bu da problemli bir duruş. Yani kısa süreli ilişki yaşayacaksan genellikle kısa süreli ilişki yaşamaya uygun kadınlarla yaparsın. Diğeri de yanlış. Kısa süreli ilişki yaşamak istiyorsun. E ne yapacaksın? Hiç işte ilişki yaşamamış bakire kadınla mı yapacaksın bunu? E bu da şimdi seni bu bahsettiklerine tezat oluşturuyor. Ve buradan benim anladığım tek bir şey var. Bütün kadınlara duygusal yatırım yapıyorsun. Bütün kadınları uzun süreli ilişki olarak değerlendiriyorsun. Bu, bu zihin setinden kurtulman lazım. Yani biraz takıntı geliştirmişsin kadınlara karşı. Bir kadın böyleyse ben kısa süreli ilişki bile yaşayamam. E ne yapacağım? Bakire kadınla mı kısa süreli ilişki yaşayacaksın zaten? E bunu yapmazsan kadınları nasıl ta tanıyacağım? E bunların hepsi kendi içinde ayrı sorular. Geçmişlerinde çok kişi olmuşsa aşırı rasyonelleştirdiklerini görüyorum. Utandırma taktikleri uyguluyorlar. Cinsel ilişkileri olmamışsa ise bunun manipülasyonunu yapıyorlar. Yaşım 26 ve görüştüğüm kadınlarda hep doğu ile batı arasında sıkışmışlığı görüyorum. E tabi normal. Nerede yaşıyorsun bilmiyorum ama. Hani hangi şehirdesin? Ama bu görünüyor. Türkiye'nin her yerinde görülüyor bu. Ya yalan söylüyorlar ya da ilk cinsel deneyimlerini sözde istemeyerek yaşamışlar. Allah Allah. Yok öyle bir şey tabii ki. Yalan. Bir kadınla onlar bu konuyu açana kadar ya da yatana kadar ilişkilerim çok iyi gidiyor. Sonrası tuz buz. Siz uzun süredir takip ediyorum. Önerileriniz nedir? Bu durumda neler yapılabilir? Demiş arkadaş. Cümleler biraz düşük bu arada. O yüzden anlamakta, zorla anlamakta zorlanmadım da. Okurken onlamada zorlandım. Çok devrik cümle var. Zaten önerileri az çok verdim. Şurada şöyle bir sıkıntı var. Yani kadınla konuşuyorum diyor. Ondan sonra kadın kendi geçmişinden bahsettiği zaman ondan soğuyorum diyor. E tamam bu insani ya da erkeksi bir tavır aslında. Erkekler dediğim gibi biraz yetiştiriş tarzından da tabii kaynaklanıyor bu ama. Bu tarz kadınlardan çabuk soğuyabilir. Ama mesele şu. Neden kabullenmiyorsun? Ya sen hayatını kadın aramıyorsun orada. Gittin kadına buluştun, görüştün. Kadın dedi ki ben bundan önce 10 tane adamla yattım, grup seks yaptım. Ondan sonra tek gecek takıldım dedi mesela. Tamam ya demeyicisin. Bunlar rahatsız olmaması. Bunlar soğuyorsan sorun kadında değil, sorun sende. Bunu çünkü yanlış kollamaya ve bir şekilde yanlış anlamaya müsait bir yapın var demek bu şekilde yetişmişsin demek. Bunu değiştirmen lazım. Oradaki bakış açın şu olmalı. Ha, öyle mi yapmış? İyi tamam o zaman takılır seninle. yani sevişiriz. Ondan sonra birkaç gece. Bir hafta. One night stand değil more night stand yaparız. Ondan sonra yollarımıza ayırırız. İyi ya tamam bu kadına da uzun süreli ilişkiyi yaşamayacağım dersin. Bakın bunlarla ilgili özellikle kırmızı hapta Rational Mail'ın anlattığı güzel bir şey vardır. Rütbe sistemi diye. Yani eğer kadının rütbesi uzun süre ilişki uygun değilse aşağı çekersin. O kadına negatif anlamlar yüklemezsin. Eğer dediğim gibi yüklüyorsan problem kadında değil problem sende. Sen yüklüyorsun. Sen kadını negatif algılıyorsun. Seninle sanki buluşan bütün kadınlar ilişki yaşamamış olması lazım gibi düşünüyorsun. Ya da bakire olması lazım gibi düşünüyorsun. Yani o kadın ilk defa seninle tanışmadı. Hayatında başka insanlar olmuş olabilir. İşte bunu bunu kırman lazım. Uygun değilse kısa süre ilişki olarak bak. Boşu boşuna bütün kadınlar böyle oldu bilmem ne. Bu yüzden hepsinden soruyorum moduna girme boşu boşuna. Geçen yayında dedin ki neslini devam ettirmek için. Kadın güçlü bir güdü duyar. Erkek duymaz tamam. Peki bir erkek neden çocuk sahibi olmak ister? Erkek de kadın gibi güçlü bir çocuk yapmak dürtüsü yoksa diye sormuş. Yine düşük bir cümle olmuş biraz ama anladım. Bizim hepimizin içinde kod gizli bu arada. Kadın sadece doğurma değil bakma güdüsüne de sahip. Çünkü bebeği doğurduktan sonra çok yüksek oranda oksitosin salgılıyor ve bebeğe bağımlı hale geliyor. Ve o yüzden ona çok fazla yatırım yapıyor. Aynısını mesela erkeğe aşık olduğu zaman da yaşıyor. Ama bebeğini duyduğu çok daha güçlü bir his tabii. Çok daha güçlü bir bağlılık. Çok daha fazla orada salgılama yapıyor. Erkek yapmıyor belki ama erken işte de aynı güdü var. Bakarsan hayvanlar alemine. Bütün hayvanlar aleminde erkeklerin bir azgınlık süresi vardır mutlaka. Süreci vardır. Hatta erkekler hep azgındır. Değil mi? Mesela yaz mevsiminde tam kuşların ya da yürüdüğü mevsim artık kuşundan kuşuna değişiyordur muhtemelen ama. Mesela ağaç yeşil olsun. Yürü. Böyle ağaçların içinden. Bir sürü kuş sesi duyarsın. O kuşların hepsi erkek arkadaşlar. O öten kuşların hepsi erkek. Ben seni becermek istiyorum. Ben seni becermek istiyorum diye ötüyorlar. Dişi kuşlar ötmez. Dişi kuşlar en iyi öteni seçer. Çok nadir öter dişi kuşlar. Yani erkeklerde bu daha fazla ve o güdünün sebebi zevk almak değil, üremek. İşte bizde sosyal bilmem ne bir şeyler var. İşte hani toplum sağlık vesaire. İşte bizim bir frontal lobumuz var. Biz biraz daha olayları farklı yorumluyoruz bu nedenle. Ama erkeklerde de var. Erkeklerde şu yok. Çocuğu büyüteyim. Yani bizde babalık olduğu için var. i̇nsanlara yani özgü bir durum bu. Ama hiçbir baba Çocuğuna anne kadar bağlı değil. Bizde daha çok üreme arzusu var. O üreme arzusu yüzünden zaten sen sevişmek istiyorsun. Bir de üzerine bonus zevk alıyoruz. <laughs> yani de zevk alıyorsun. Çok zevk alıyorsun hem de. Bir erkek olarak. E ne oluyor bu durumda? Daha fazla kanla birlikte olmak istiyorsun. Ama yapamıyorsun. Yapamayınca ne oluyor? Tek bir kadına bağımlı kalıyorsun. Ondan sonra o kadın seni manipüle etmeye başlıyor. İşte insanların insanlığın ya da cinsellik tarihi. Bu. Yani bir erkek hayatının sonuna doğru giderken arkaya baktığında bırakmış olduğu bir çocuğuyla neslinin soyunun devam edildiğini görmek ona, onda ruhsal büyük bir ihtiyacın giderildiği anlamına mı geliyor? Evet bir çeşit öyle. Yani miras bırakıyorsun ama erkekler bu duygu biraz daha zayıf. Erkekler daha çok miraslarını ürettikleri bırakmayı seviyor. Tarihte bize bunu göstermiştir. Sen Newton'un çocuğu olduğu için mutlu olmazsın. Newton bir şey yarattı diye değil mi? Newton'un kanunları vardır. Onu yarattı diye mutlu olursun. İşte Einstein bilmem ne ışığın bilmem nesini göreliliği vesaire buldu diye hatırlarsın. Einstein'ın çocuğu var diye düşünmezsin. Tesla mesela aynı şekilde. Hatta Tesla'nın çocuğu yok galiba. Einstein'ın var mıydı hatırlamıyorum. Tesla'nın çocuğu yok. Şimdi Tesla'nın çocuğu olsa Tesla daha mı değerli olacaktı? Hayır. Tesla yarattıklarıyla hatırlanıyor. O yüzden erkekler inşa eder. Hatta Kerin Horney de bunu söyler. Feminist teori kurmuştur ama mantıklı birkaç tane e, kuramı vardır. O kuramlardan biri de budur. Rahim kıskançlığı. Erkekler kadınların doğurganlıklarını kıskandıkları için yaratırlarlar. Haklı. Biz daha çok yaratmayı seviyoruz. Bizdeki cinsel dürtü hemen yani tamam döleyim Tamam çocuk sahibi olalım. Yani, çocuğum olsun iyi kötü. Anlatabiliyor muyum? Çocuğum olsun şeyim olsun. Tamam önemli değil gerisi. Erkekler böyle düşünüyor. Hatta hayvanlar aleminde bizde babalık var yine iyi kötü de. Hayvanlar aleminde bu da yok. Orası daha kötü dişiler de sevmiyor mesela babayı. Ya dişi ürüyor. Ondan sonra adama diyor ki tamam defol git. Ben seni istemiyorum. de sana bakamam diyor. Ben çocuğumu besleyeceğim sadece diyor. Sen git başkaları yat diyor. Dişilerde şöyle bir adet yok. Tamam sen beni dölledin. Bundan sonra da benim yanımda dur. Bizi koru falan filan. Bu yok. Hatta buna ihtiyaç duyduklarında da çevredeki beta erkekleri seçiyorlar. Mesela şempanzeler için konuşursak beta şempanzelerden yardım alıyorlar. Yani esas oğlandan almıyorlar. Ki zaten esas oğlan da bu kadını döllemeye başardıysa sıklıkla çok fazla şey oluyor. Talibi oluyor. Bu yüzden o kadınla zaman kaybetmiyor. Yani haremine gidiyor diğer kadını döllüyor. Diğer dişiyi döllüyor. Umarım anlatabilmişimdir. Olay bundan ibaret.